Merhaba değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım. Umarım iyisinizdir. Yine başka çok güzel bebeklediğiniz videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu e, kürden sonra tedavi yani PCT sürecinin nasıl olması gerektiğini e, ve onun detayları hakkında konuşacağız. Bir seri olarak gelecek bu. Herhalde 10 tane, 11 tane bir e, video serisi olur. 7, 10, 11 bölüm olur ve her bölümde Vücudun bir e, organını, bir döngüsünü ya da bir e, hormon hormonal e, dengesini bah, e, konuşacağız. Tedavisi için neler kullanmanız gerekiyor? Hangi tahlilleri vermeniz gerekiyor? O süreçte nelere dikkat etmeniz gerekiyor? E, onların hakkında detaylı şekilde konuşacağız. E, i̇lk e, seçtiğim e, ve hakkında çok çok fazla yanlışlar gördüğüm e, PCT olayı arkadaşlar testosteron döngüsü. h p t h Ee, hipotalamus pituitary testis çoğunuz biliyoruz artık ben bunu biraz e, hızlı geçeceğim bununla ilgili ve kesinlikle şunu söylüyorum arkadaşlar bu konuda eğer kendinizi bir yerlerde görmek istiyorsanız biraz ilerlemek istiyorsanız ve bilmek istiyorsanız kesinlikle vücut hormonal dengesini anatomisi fizyolojisini iyice öğrenin o endokrin bölümünü e, öğrenin birkaç tane video kanalımızı açtığımız günlerde ben e, birkaç tane video onunla ilgili yapmıştım onları izlerseniz e, çok faydalı olur sizin için Arkadaşlar, e, HPT döngüsünü ben size ilk önce şöyle bir anlatayım. Bizim 3 tane bezimiz var. Bu videoda sadece, şuna dikkat edin, testosteron döngüsü hakkında konuşacağız arkadaşlar. Testosteron döngüsü ilk önce ben size anlatayım. 3 tane bez. E, hipotalamus. Sonra hipofiz. Sonra aşağıya geliyor testis, testesler, e, testesleriniz. GnRH üretir. ...Gonadotropin Releasing Hormon. Gelir buraya. FSH. Ve LH üretir. Sonra buraya gelir ve sperm. Ve testosteron. Üretilmeye başlar. Yani sizin hipotalamus beziniz... ...GNRH hormonunu... Pe ...peptide aslında bu. Bir peptide, bir esteroid hormonu değil. Üretir... Hipotalamus'a gelir. Hipotalamus'a folikul stimulating hormon ve luteinizing hormonu üretimini emreder, salgılanmasına sebep olur. Ve oradan aşağıya geldiği zaman sperm ve testosteron sizin testes bezinizde salgılanmaya başlar. Bu döngüden iyi çalıştığından, çalışmadığından ve nerede sıkıntı olmasını bilmeniz, bilmeniz, bilmesini istiyorsanız ee, şu hormonları vermeniz gerekiyor. Ee, tahlilde istemeniz gerekiyor. Yani <laughs> total testosteronu almanız gerekiyor, ELC almanız gerekiyor, FSH almanız gerekiyor. Eğer çok derine girmek istiyorsanız, kişi kısırlıktan vesaireden e, şikayetçi ise e, siz orada e, sperm count ve sperm quality te 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 testi almanız gerekiyor. Bir de aynı şekilde GnRH hormonunu e, istemeniz gerekecek Free testosteronu gerek yok Çünkü onunla bu döngüde işimiz yok Ama total testosteron e, Yani sizin bezlerinizdeki Testislerinizdeki Üretimi göstermeye başlar O yüzden bunlar sizin için Bu döngüde sadece Bu tahliller size doğru göstergeyi e, Anlatır Yani sıkıntının nerede olduğunu Size anlatır ve ona göre tedavi edersiniz Ki şimdi ondan bahsedeceğim şunu da arkadaşlar dikkat edin. Bunları da unutmadan söyleyeyim size. Ee, kür bittikten sonra kesinlikle ve kesinlikle e, kullandığınız ilaca göre 2 hafta, 5 hafta, 6 hafta arası bir dinlenme verin vücudunuza. Yani kür bitti. Bir 5 hafta, bir ay, bir hafta e, yani bir ay bir hafta bekleyin ki o kür ilaçlar sizin vücudunuzdan çıkmaya başlasın. Vücut bir normal haline geri gelmeye başlasın. Ee, ve size sıkıntının nerede olduğunu göster yani doğru şekilde göstersin. Çünkü kürden sonra hemen yaparsanız o hormon zaten sizin vücudunuzda e, Hormona denge bozulmuş, bezler ne yaptığını bilmiyor. E, o yüzden doğru göstermeyebilir. Belki PCT'ye ihtiyacınız bile olmayabilir. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şu ilaç çünkü bununla ilgili sadece dün bana dün bana 5 ayrı kişiden, kişi tarafından mesaj geldi. Abi işte şunu kullanmak istiyoruz. Oxandrolon kullanmak istiyorum. PCT ile iğne ile uğraşmak istemiyorum. Arkadaşlar dünyada hem sarmlarda hem peptidlerde hem steroidlerde ee, PCT gerektirmeyen bir ilaç yok. Yani henüz üretilmedi öyle bir şey maalesef. Bir tane hap bile kullanırsanız belki sizin testosteronun döngünüzü kapatabilir. Birinde olabilir, birinde olmayabilir. Biri 10 sene kür, kürde kalır, çeşitli ilaçlar kullanır, hiçbir şey olmaz. Bıraktığı gibi her bütün balanslar geri gelir, döngüler geri gelir. Biri bir hafta kullanır, hepsi birbirine değinir. Hepsini gördüm, tecrübe ettim. Onun için söylüyorum size. Sanmayın ki oksandrolon kullanıyorsunuz, vinesterol kullanıyorsunuz, klamotrol kullanıyorsunuz. Bir şey olmaz vücudunuza. Ancak tahlili yaptırıp ve öyle anlarsınız. Yani eğer size bir kişi Oksandrolon kullan, PCT ile uğraşma dediği anda o bir şarlatandır, o bir dolandırıcıdır. Sözüne inanmayın. Bu böyle bilinsin. Bunu e, bunun bilincinde olun. Şimdi arkadaşlar, yanlışları da size burada söyleyeceğim. E, bu döngüyü geri getirmek için, testosteron döngü döngüsünü geri getirmek için siz en baştan başlamanız gerekiyor. Aşağıya doğru gelmeniz gerekiyor. Yani ilk önce şurayı tedavi etmeniz gerekiyor. Sonra şurayı, şurayı tedavi etmeniz yani zorlamanız gerekiyor tedaviden bahsetmeyeyim. şurayı tedavi etmeniz gerekiyor sonra aşağıya doğru gelmeniz gerekiyor zaten siz bunu tedavi ettikten sonra bu aşağıya doğru her şeyi kendisi yoluna koyar en yap ve bu burada e kullandığımız ilaçlar zaten e belli ilaçlar yani Pregnil ya da hcg ya da koriomon ve klomifen ya da tamoksi ve norvadex aynı şeyler bunlar. Bunları da daha önce size anlatmıştım. Hangisini hangi kürde kullanmanız gerekiyor? Hangisini hangi kürde kullanmanız gerekiyor? Bu sizin vücuttaki projesteron ve yani eğer kürünüz projestörün ise Tamoxifen ve kesinlikle kullanmayın çünkü daha kötü olur. Eğer kürde kürden sonra, ara verdikten sonra projestörün seviyesi normale döndüyse Tamoxifen de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar Pregnil HCG sizin hipofizinizi, pituitary dediğimiz bezinizi etkiler, ona emir verir. Clomifen ve Norvadex yukarıdan yani sermler yukarıdan sargılanmasına sebep olur. Şöyle bir yanlış var çok geliyor bununla da ilgili. Ee, bazı arkadaşlar geliyor. Pregnid'i kullandığı zaman aynı zamanda geliyor. Tamoxifen ve kromifen de kullanıyor. Ben size söyledim. Siz kromifen tamoxifeni kullandığınız zaman yukarıdan bunu tetikliyorsunuz aşağıya doğru. Tamamen doğru bir şey. Ama pregnid'i kullandığınız zaman arkadaşlar bunu çok söyledim yine söylüyorum size aklınızda olsun. Küpe olsun artık kulağınıza vücudunuz aşırı zeki bir sistem. Aynı zamanda aşırı şekilde tembel bir sistem. Yani kendini, kendi hayatını sürdürmek için en kolay yolu seçer her zaman. Siz burada bunu zaten pregnil ile tetikliyorsunuz. Aşağıya doğru bunun salgılanmasını, testosteronun salgılanmasını sebep oluyorsunuz. Klomifenle de yukarıdan geliyorsunuz bunu ittiriyorsunuz. Sizin vücudunuz diyor ki ben size söyledim yani bunu tedavi etmek istiyorsanız şuradan başlamanız gerekiyor. Yani şurada sıkıntı olursa siz buraya tedavi ederseniz yine bu döngü belki e, bir ay içinde o tahliller size mesela testosteronunuzun normal seviyesini gösterir ama iki ay sonra o yine bozulmaya başlar. Yani şurası doğru çalışması gerekiyor ki bütün sistem çalışsın. Siz pregnil ile burayı çalıştırıyorsunuz. Geliyorsunuz aynı anda klomifen ve tamoksifen kullanıyorsunuz. Bu GNRH'i sargılıyor. Bu zaten bir Taklitçi yani stimulator, FSH, LH stimulator olarak geliyor, e, kullanılıyor. E, bunu kullandığınız zaman vücut diyor ki yani sen bunu zaten üretiyorsun, ben neden bunu üreteyim diyor. Bunun üretimini vücudunuzda durduruyor. Siz buradan sadece bunu tetikliyorsunuz, bir aydan sonra tahlil veriyorsunuz, her şey çok iyi gidiyor. Sonra libido sıkıntısı yaşıyorsunuz, cinsellik sıkıntısı yaşıyorsunuz bir iki aydan sonra. Geliyorsunuz yine tahrir veriyorsunuz yine düşmüş oluyor. Neden? Çünkü siz yukarıdan başlamamışsınız. Sıkıntı nerede arkadaşlar? Her zaman gelin 3-4 hafta sadece pregnil kullanın. 3-4 hafta sadece pregnil kullanın. Şuradan tetikleyin. Ha şöyle bir soru da aklınıza gelebilir. Ben niye pregnili kullanayım? Direkt klonofen tamoksifen de kullanırım. Şuradan başlarım. E, genel iş üretimini, üretimini sağlarım. Çok doğru bir karar. Ama şöyle bir şey var. E, ben bunu pregnenin hakkında e, yani sizin e, testislerinizdeki hücrelerin hakkında bir tane videom vardı. Onu izleyin arkadaşlar. Çok güzel bir video. E, siz kürdeyken şu testislerinizdeki bazı hücre, 3 tane hücre var, var zaten, e, ligit hücreleri, onların serotonin hücreleri vesaire, ispermatojenik, e, sper, ispermatozijenik, onların hakkında detaylı şekilde konuşmuştum. Onları bir bakın. E, bu hücreler e, zayıflamaya başlar, güçsüzlenmeye başlar ve küçülmeye başlar. Yani sayısı sayısal olarak da e, düşmeye başlar. Biz önce geliyoruz, buradan tetikliyoruz, bunları bir hazır hale getirtiyoruz. Yani hazır ol, biz yukarıdan tedavi edeceğiz anlamında. Bunların sayısı artıyor, duyarlılığı fazlalaşıyor. Sonra geliyorsunuz yukarıdan hiçbir sıkıntı yaşamadan yani hem kısırlık sıkıntısı yaşamadan, hem testosteron salgılanması sıkıntısı yaşamadan yukarıdan iyileştiriyorsunuz. Pregnel'i kullanmamızın sebebi zaten bu. Kürde bu hatayı yapmayın serisinde de söylemiştim. Kür esnasında da kesinlikle Pregnil kullanın. Ki e, kürden sonra tedavi sürecinde burada e, kısırlıkla ilgili bir sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. E, şimdi söylediğim gibi geliyorsunuz 3-4 hafta, 5 hafta ya da 2 hafta farklı dozajlarla, az dozajlarla bunu kullanıyorsunuz. Buraya tetik diyorsunuz. test testleriniz hazır hali geliyor. Ondan sonra geliyorsunuz. Bunu kullandıktan sonra bir hafta, iki hafta ara verin. Çünkü zaten bunu bu sizin vücudunuzda kalıyor. Onun vücudunuzdan çıktıktan sonra gelin kromofen, tamokisifenle de en yukarıdan salgılanmasını sebep olun. Ve o döngüyü geri getirmeye başlayın. Yaklaşık iki hafta, üç hafta, bir hafta tabii ki kişiden kişiye değişken bir şey bu. Ee, bunu kullanırsanız ve yavaş yavaş o döngü geri gelmeye başlar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar size bu arada. ...hiç ihtiyaç olmayabilir. Bir aydan sonra kişinin tes e testosteron döngüsü geri gelebilir. 9 ay, bir sene, bir buçuk senede sürebilir. E i̇ki tane arkadaşımız vardı. Daha yeni tedavileri bitti. Eğer isterlerse videonun altında yazsınlar e kendi tecrübelerini. Başka kişiden kür e alıyorlar bu arkadaşlar. Sıkıntılı şekilde devam ediyorlar. Ve testosteron döngüleri... Ve biri testosteron döngüsünde sıkıntı vardı. Biri sperm sayısında kısır olmuştu öyle diyeyim size. Sıkıntısı vardı. 9,5 ay 9 ay 9,5 ay biz bunlara tedavi yaptırdık ve en sonunda geri geldi. Yani hemen geri gelecek diye de bir şey yok. Buna da dikkat edin. Bilincinde olun. Yani böyle şeyler de vardır. Hatta bir tane doktor vardı yabancı sitelerde ismini unuttum çok önemli bir doktor. bir tane kendi şeyinde uzaktan çalıştı eğitim verdiği hastasında bir buçuk seneden sonra geri dönmüş. Yani bunların bilincinde olun. Eğer hala ilaç kullanırım, oksandrolon kullanıyorum, kullanırım ve PCT gerekli kalmaz fikrindeyseniz Bunları duyduktan sonra eminim ki bir e, yenilersiniz kendinizi. Bir oturup yeniden e, düşünmeye başlarsınız. E, bu konu hakkında her şeyi söylediğimi e, düşünüyorum. Aklıma gelen başka bir şey yok. Eğer akla, atladığım bir şey varsa arkadaşlar e, videonun altında yazın. elinden geldiği kadarıyla e, cevaplayacağım. E, bu seriyi başlattık. Yavaş yavaş söylediğim gibi her bir e, iki haftadan... E, her bir iki haftadan bir organı konuşacağız, bir hormonal dengeyi konuşacağız ve tedavisini anlatacağız. Şunu da söyleyeyim. E, Genontek artık bizim resmi sponsorumuz diyebiliriz. Arif Bey önümüzdeki yarışmaya da ee, biz, yarışmacılarımıza NPC yarışması e, 11 Nisan e, Rusya'da olacak NPC Dünya Şampiyonluğuna e, kaç tane yarışmacımız var oraya gideceğiz inşallah eğer olursa oraya da e, bizi bizim ilaçları e, temin eden e, marka Genontek e, eğer istiyorsanız yani biz kendimiz e, yarışma katılan arkadaşlarımızdan oradan temin ediyoruz ee, güveniyoruz ve bu işi yapıyoruz Eğer siz de isterseniz alışveriş yapmak isterseniz orayla bağlantı kurabilirsiniz zaten videonun altında e, Instagram adresleri var e, fitkolik tarafından olduğunuzu da söyleyin e, yardımcı olurlar size e, ve e, bir sonraki video kadar kendinize çok 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 iyi bakın Allah'a emanet olun